fetüs dediğimiz bebeğe ve onun yaşadığı uterus, yani rahime yüksek frekansta ses dalgaları gönderiliyor proplar aracılığıyla. Daha sonra incelemek istediğimiz organdan yansıyan dalgalar özel işlemlerden geçirilerekten bunlar ekrana görüntü olarak yansıyor ve biz bu görüntü üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz. Ultrasonografinin tarihçesine pek de girmek istemiyorum ama 1880'lerden bu yana ultrasonografi önce işte sonar cihazlarında kullanılmaya başlamış ses dalgaları, daha sonra tıpta yaklaşık son 50 yıldır kullandığımız cihazlar ve burada ilk önce iki boyutlu görüntüler alınırken ve tıpta özellikle kadın doğum hekimliğinde kullanılan ultrasonografide işte gebeliğin büyük haftalarında yaklaşık 7 aylık 8 aylık bebekleri incelemek için kullanırken, şimdi biz gebeliğin en erken dönemlerinde 4-5 milimlik gebelik kesesini bile görebilecek teknolojiye sahip olduk. Tabii